Yine deli deli bakıyorsun. Doğru. Deliyim ben. Samsun'u belli olmaz. Aynen. Bak yine iyi saati olsunlar uğramış sana. Ya da tuz ruhu mu çarptı acaba? Hadi işimiz var, gidiyoruz. Hava alacaksın. Gerek yok, iyiyim ben. Hatta çok iyiyim. Eve dönelim. Önce hava alacaksın dedim. Evdekiler de o arada yaptıklarını iyice düşünecekler. Bin arabaya. Allah Allah. Küçük, gösterişsiz, mütevazi bir ev. Bir nevi kişiliğinin yansıması. Büyük mekanlara alıştıramadık seni. Bana yetiyor. Daha önce de konuşmuştuk. Mekansal büyüklük bana bir şey ifade etmiyor. Burada huzur buluyorum. Bencecik bir şeyler hazırlayayım. Detoks suyun var mı diye sorsam fazla şey mi beklemiş olurum? Evet öyle olurmuş. Sina, bu nedir? Glikoz, yapay tatlandırıcılar, her türlü zehir var içinde. Sen böyle şeyler yemezdin. Temizlikçin mi yaptı yoksa? Ancak onlar yapar böyle avam şeyleri. Ben sizin avam deyip sevmediğiniz pek çok şeyi sevdiğimi anladım. Tam tahmin ettiğim gibi. Depresyondasın. Umarım kendini bir an önce toparlarsın. Çünkü bu sen değilsin. Seni getirdikleri hale bak. Sinirden yerinde duramıyorsun. Haklısın ama yaptıkları olacak iş değil. Annem böyle bir kadın değildir. Ama yengeme mi uydu nedir? O önemli değil. Ben her şeyi katlanırım Yusuf için. Sana bile. Ayıp oluyor ama. Tuz ruhundan daha mı büyük bir felakettim yani? Bu şey, evlilik oyunu. Beni çok yoruyor. Birini sevmiyorken seviyormuş gibi yapmak ne zormuş? Al benden de o kadar. Ama ne yapacağım? Zor da olsa katlanacağız birbirimize artık. Hele şakaların. Onlar beni daha çok yoruyor. İçkim yok, kumarım yok.
değil ki, şaka yapıyorum. İdare edeceksin artık. Ben çok şaka kaldıramam. Planladığın bir şey varsa sakın. Sonra bozuşmayalım. Yok yok. Seni kesin tuz ruhu çarptı. Ama onun da çaresi var. Ben senin sinirini boşaltmayı biliyorum. Hadi yürü, gidiyoruz. Hadi. Amir de bunu tutuşturdu elime. Bu kadar işin arasına nasıl götüreceğim? Heh, Aynur. İyi ki gördüm seni. Ya senden bir şey rica etsem. Olur tabii. Bu dosyanın savcıma gitmesi gerek. Ama çok işim var. İbo da yok. Rica etsem sen götürür müsün? Sinan Bey mi? Hı hı. Şey ama burada benim... Ya Aynur lütfen. Vallahi çok makbule geçer. Tamam o zaman. Şunları bitireyim de götürürüm. Sağ ol. Teşekkür ederim. Beni büyük dertten kurtardın. Anlamadım. Neden geldik buraya? Sinirini balonlardan çıkar diye. Vay, Ferhat abi. Ne işin var burada? Bıraktın mı çay ocağını sen? Yok be oğlum. Bizim yeğen hastalanmış. Üşümesin diye onu kahveye bıraktım. Bize de burası kaldı mecbur. Ferhat abi tanıştırayım. Eşim Nana. Ne diyorsun sen Poyraz? Evlendin demek ha? Evet abi. Aile arasında hallettik. Bu kadar da alçak gönüllüdür. Millet hediye yüzünden zora düşmesin diye haber de vermemişsindir sen kimseye. Vay be Poyraz. Senin de evlendiğini görmek varmış nasipte. O zaman... Bugün bendensiniz çocuklar. Bunu kabul et. Sağ ol abi. Buyur sevgili eşim. At biraz, stresin gitsin. Dur, dur, göstereyim nasıl tutacağını. Gerek yok. Ben hallederim, biliyorum. Hay maşallah. Atını da vuruyor. Abi, benim kalbimi de böyle 12'den vurdu. Çocuklar, ben size iki çay kapıp geleyim. Eyvallah abi. Buyur, buradan yak. Pekliğe benzer bir halin mi var kızım? Ne yapıyorsun? Vuracağım seni. Deliyim ben, biliyorsun. Sana şaka yapma dedim. Kalbimi 12'den vurdu falan. Deme öyle, deme. Şaka yapmıyorum zaten. Eyvah. İtiraf ediyor işte. Mektup gerçekmiş. Şaka denmez bu yaptığıma. Rol bu, rol. Sen Ferhat abi tanımıyorsun. Mahallenin resmi gazetesidir kendisi. Bütün haberler onda toplanır. Yine ondan dağılır cendereye. O inanmışsa mahallenin de hepsi inanmış say. Yine de bana yapmayacaksın şaka. Kimse bana ne yapıp ne yapmayacağımı söylemez. Arada olur birkaç ufak şaka. İdare edeceğim artık. Ben de senin deliliğini idare ediyorum. Sadece küçük şaka mı? Büyük olmaz. Allah Allah.
Sen bu şaka mevzusuna neden takıldın bu kadar? Anlamadım. Tanrım delireceğim. Hiçbir şeyi de belli etmiyor. Tahmin edeyim. Gündüzleri ofisinde çalışıyor, geceleri de şu masada bir müddet daha davalara kafa yoruyorsun. Kalan vaktini de ki çalışmaktan kalırsa kitaplarını da geçiriyorsun. Bütün hayatın bundan ibaret değil mi? Zahmet etme. Aldım ben cevabımı. Küçükken de böyleydin sen. Kendi dünyanda kitaplarına gömülür, odandan çıkmazdın. Odamdan çıktığımda benimle ilgilenen bir anne babanın olmaması beni kendi dünyamı kurmaya itmiş olabilir. Kıymetli tahlillerinizi bu açıdan değerlendirirseniz sevinirim. Artık 5 yaşında değilsin. Rica ederim bizi suçlamayı bırak. Ah Sinan, ne büyük hayallerimiz vardı seninle ilgili. Maalesef potansiyelini kullanamadın. Bari duygusal hayatın yolunda gitse. Maalesef insan ilişkileri konusunda da başarısızsın. Ne güçlü bir sosyal çevren, ne de bir eşin, yol arkadaşın olacağını zannetmiyorum. Yanılıyorsunuz. Hayatımda biri var. Öyle mi? Niye bahsetmedin şimdiye kadar? Ciddi bir şey değil sanırım. Hayır, tam aksine. Benim için gayet değerli. Ailesini tanıyor muyum? Eğitimi nedir? Bizim çevreden mi? Umarım avam bir tercihte bulunmamışsındır. Kendisi görüp görebileceğiniz en asil insan. Öyle mi? Tanışmak isterim kendisiyle. Gerek yok. Anladım. Zaten öyle biri yok değil mi? Sadece beni savuşturmak için bir hamle bu. Hayalet bir sevgili. Yoksa neden tanıştırmayasın ki? Programı yoğun anne. Ama halletmeye çalışırım. Cuma günü. Uygunsanız tanışırsınız. Herkesi etiketleriyle yargıladığınız için ön yargılı olmanızı istemem. Merak ettiğiniz ne varsa kendisine sorarsınız. Şimdi izninizle halletmem gereken işler var. Ben. Amirim ne zaman karar veriyor hanginize komiser olacağını? Aldığım istihbarata göre ha bugün ha yarın. Yani gibiciğim, yarın burada komiser İbo olarak çayımı içebilirim. Beni seçecek diyorsun yani, eminsin. Değilim. Ama sevgili amirimizin kararını çok kolay vermesi için elimden geleni yapacağım. Ne demek istiyorsun? Bana bak İbrahim abi, senin bakışların bir değişik ha. Karanlık tarafa geçmedin mi yoksa? Karayı yine bilmek için. Gözümü kararttım diyelim. Benim için çok önemli bir dosya üzerinde çalışıyorum. Çaktırmadan bir iki belgeyi sümen altı edeceğim. Karada dosyayı zamanında teslim edemeyecek. Sonra ne olacak? Amir de sinirlenip seni komiser seçecek. İbrahim abi, bizim salondaki çekyat her zaman emrine amade abicim. Çünkü bu yaptığını kara duyarsa seni kesin evden kovacak. Öğrenirsem
Ama öğrenmeyecek. Bilmiyorum. Çok rakibim dişli. Ben de onu diyorum işte abicim. Kara bunu öğrenirse seni var ya dişli elimle parça pinçik eder. Neyse İbrahim abi. Kolay gelsin abicim. Sağ ol, sağ ol. Ne oldu İbo? Niye baktın? Hiç. Ne kadar da şanslıyım. Çok güzel karım var diye şey ettim. Sağ ol. Ama iş yerindeyiz. İltifatlar evde. Ben arşive gidiyorum şimdi. Dosya için gereken raporu alacağım. Kumanda seni zaten. Burada da ben de olsun. Cansı ilacım uzatıver. Poyraz karını azarlarken hiç sesin çıkmasın. Sonra Cansel ilacımı ver. Cansel çorbamı getir. Al. Sen o konuda hiç konuşma. Kıza tuz ruhuyla etrafı temizletmek nedir Allah sen ya? İyi. Sen hep onları koru. Doktor ne dedi bu haline? Ne diyecek? O da benim gibi şaşkın. Tedaviyi harfiyen uyguladık ama bir işe yaramadı diyor. İlaçların dozunu arttırdı. İstersen 5 tane iç. İçi boş olduktan sonra. Aman be Şahin, iyice çocuk gibi oldun sen de. Bir kaşığı bile düzgün tutamıyorsun. Kusura bakma ne olur. İstemeden oldu. Dur ben hemen hallederim. İstersen ben içireyim ha? Bırak git. İç. Çık. Çık dedim sana çık. Şahin. Çık. Altın yumruk Şahin ey. Ne hale düştün. Beni de kendine dibe çekiyorsun. Tıkıldım buraya bakıcı diye. Seninle birlikte çürüyorum. Yok. Bırakmayacağım kendimi. Gencim hala.
kiloyu bir atsam hala güzelim. Bu da bir işe yaramıyor ama. Sen benim fırtınamın dindiği yermişsin. Gözlerine bakınca tamam diyorum. Burasıymış benim yerim. Değil. Olmaz senin yerin burası. Tanrım ne olur. Şaka olsun bu sözler. Alo. Nanacığım nasılsın? Ne yaptın? Beğendiler mi kahvaltıyı? Çok merak ettim, konuşamadık da. Nasıl geçti? Yeğenler beğendi. Çok sağ ol. Ama Cennet teyze oturmadı sofraya. Ondan mı sesin böyle üzgün geliyor? Yok. Ondan değil. Aynur. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Çabuk söyle. Yusuf'a mı bir şey oldu yoksa? Yok yok. Öyle bir şey değil. Poyraz bana şey galiba. Aşık. Ne? Ne diyorsun sen Nana? Peki ne zaman söyledi bunu? Söylemedi. Yazmış. Mektubu yazıp çantama bırakmış. Sen ne dedin peki? Bir cevap bekliyordur senden. İşte onu hiç anlamıyorum. Hiç öyle davranmıyor, çok rahat. Seninle işim olmaz diyor bana. Cevap beklese böyle demez ki. Bence biz Balıkesir'e gidecekken koydu çantama. Öyle şeyler yaşadık ki sonra da unuttu. Peki sen bir şey hissediyor musun ona karşı? Asla. Ben onu sadece dost olarak görüyorum. Tamam. Çok fedakar. Düşünceli. Cesur. Altın gibi bir kalbi var. Bizim için neler yaptı? Bütün ailesini karşısına aldı. Ama olmaz öyle şey. Olmaz. Neymiş o olmayan şey? Karıcığım. Söyle. Ben öldürürüm. Kusura bakma. Telefonda olduğunu bilmiyordum. Aynur, kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Tamam canım, görüşürüz. Ne yapıyor? İyi miymiş? Selamımı söyleseydin. İstersen telekonferansı yapalım. Telefonda da rahat yok. La havle. Ne yaptın ki şimdi ben? Güya benim adım Poyraz. Ama benden çok esip gürlüyor deli. Nesi var? Bir anlatsam. Annem uyanmasa bari. Ne işin var burada? Merak etmeyin Sinan Bey. Özel meselelerinize burnumu sokmak için gelmedim. Bunu vermek için geldim. Kara gönderdi. Ama önce... Yani konuşmayayım diyordum ama... Dosyada vesile oldu. Çok zoruma gitti Sinan Bey. Size kalbini açmış, aile meselesini anlatmış birine böyle davranmamalısınız. Tamam, haklısın. Özür dilerim. Nasıl yani? Siz hatanızı kabul mü ediyorsunuz?
Evet, haklısın dedim ya. Aa, terslemiyorsunuz da. Allah Allah. Sinan Bey, siz hasta falan mısınız? Çünkü hayatta hatanızı kabul etmezsiniz de. Hadi diyelim bugün bir ihtimal kabul ettiniz. Ertesi gün hemen vazgeçersiniz çünkü. Uzatma işte, özür diledim ya. Bakın işte hep böyle yapıyorsunuz. Tamam, bunun için de özür dilerim. Şimdi derhal o dosyayı bana ver. Çünkü işlerim var. İşte hep bunu söylüyorum. Özür dilerken bile insan kızabilir mi, ama kızıyorsunuz işte yani. Kimdi o? Hararetli bir konuşma duydum sanki. Gerçi seninle sakin bir konuşma yapmak mümkün değil. Şaşırmadım. Sevgilim bir dosya bıraktı. Acelesi olduğu için de size merhaba diyemedi. Özür diledi, haklısın dedi. Sonra da resmen evden kovdu beni. Delireceğim vallahi. İbo. Amiri gördüm az önce. Dosyayı bir an önce görmek istiyormuş. Sonra kararını açıklayacakmış. Ya, öyle mi? Hayırlısı. Benim de zaten pek mevkide gözüm yok. Önemli olan hak edenin kazanması. Bir dakika, bu eksik. Aa, acaba evde mi unuttum? Hayır, eminim. Getirdim evden. Ya insanlık hali... Kafanda dağınık tabii. Rakibim de olsan üzüldüm. Bu da yok. Ne işi var? Allah Allah. Kim koymuş acaba onları oraya? Sen sakladın. İnanmıyorum İbo. Nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Yaptım. Ama niye yaptın diye bir sor. Sus! Hain. Var ya, bir komiser olayım. Bunların hepsini burnundan fitil fitil getireceğim. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun amirim. Aslında biraz daha bekleyecektim ama kesin kararımı verdim. Yeni komiserin kim olacağını bildirmenin zamanı geldi. Kendisi zaten epeydir çalışkanlığı, deneyimi, zekası ve disiplinli kişiliğiyle çoktan hak etmişti bu konumu. Yeni komiserimiz Kara. Hayırlı olsun. Sağ olun amirim. Hadi iyi çalışmalar. Kara, seni yürekten tebrik ederim. Ben zaten senin komiser olmanı istiyordum. Hem de çok istiyordum. İbo. Söyle, Kara. Bittin sen.
Mektupten sonra hiçbir şey eskisi gibi olamaz. En iyisi bu. İkimiz de özel alan lazım. Evet. Of, ne kadar beceriksizsin ana. Hayırdır? Ne yapıyorsun? Odanın ortasına çamaşır mı asıyorsun sen? Çamaşır asmıyorum. Sınır çiziyorum. Sınır mı? Sebep? Yabancı biri varken uyuyamıyorum ben. Geceleri böyle yapalım. Herkes rahat rahat uyusun. Bu olmamış. Bence ben yarın nalburdan dikenli tel alayım. Tamam mı? İstersen şuraları da mayın falan döşeyelim. Daha güvenli olur. Şaka konusunda ne demiştim ben ha? Be alan delisi. Evdekilerden biri bu perdeyi görürse nasıl açıklayacağız? Ne diyeceğiz? Akşamları sıkılıyoruz diye gölge oyunu mu oynatıyoruz diyeceğiz? Merak etme sen. Sabahları kimse görmeden kaldırırım ben. Bundan sonra odanın o kısmı senin, bu kısmı benim. Bu perdede sınırımız. Sınırı geçmek kesinlikle ve kesinlikle yok. Şimdi ben yatıyorum. Sakın açma, tamam mı? Daha abi tamam. Tamam anladık. Ana, ne diyorum? Yarın Yusuf'u alalım, Luna Park'a götürelim. Akşam konuştum ben, iyi de öyle çok istiyor. Uçumuz birlikte mi? Aynen. Sen, ben, Yusuf. Çekirdek ailemiz işte. İyi gelir evden uzaklaşmak. Sen de hava alırsın. Sinir atarsın, elektriğini atarsın. Sinirli değilim ben. Evde kalmak istiyorum. Ev güzel, huzurlu. Huzurlu mu? Annemle yengenin yanında huzur buluyorsan senin balataların sıyrılmış, kusura bakma. Kesin kafa izni kullanman lazım. Al işte. Beğendin mi yaptığını? Uykum kaçtı. Müsaitsin perdeyi açacağım. Hayır, müsait değil. Tamam aç bakalım hadi. Temiz hava almam lazım. Al bakalım. Allah'ın delisi al. Erzan'ı arasam? Olmaz. Annem Erzan'ı tanıyor. Tanımadığı biri olmalı. Ya düştüğüm şu duruma bak. Müzik
Sinan, verdiğin yastık çok rahatsız etti beni. Antialerjik bir yastık var mı? Yok anne. Sık gelseydiniz alırdım belki ama... Fotoğrafın burada ne işi var? O benim kardeşim. Sen savcısın. Çok iyi bilirsin. En azılı katiller bile kurbanlarının fotoğraflarını göz önünde tutmazlar. Sinan Bey, eğer konuşmak isterseniz telefonun ucundayım. Serilmiş de hava. Bak üşüyeceksin. Benden söylemesin. Harbi insanlarız biz. Zor geliyor. Rol yapmak canım cicim demek. Haklısın. Anlıyorum seni. Annem de yengem de bir yandan tabii. Ama ben senin yanındayım. Unutma. Sağ ol. Unutma. Zaten izin de vermiyorsun unutmama. Her an yanımdasın. Ama biraz izin ver, nefes alayım. Çünkü benim için bu oyun gerçekten çok zor. Yok, bunun hali hal değil. Bunun başka bir şey var ama ne? Fena değilim canım. Buradaki işleri toparlamaya çalışıyorum. Sinan'dayım biliyorsun. İzlenimlerimi daha sonra paylaşırım hayatım. Tamam, görüşürüz. Raporumu diyecektiniz herhalde. Şimdi de yanılan sensin. Biz babanla hep böyleyiz. Farklı şehirlerde olsak bile günümüz nasıl geçti paylaşırız birbirimizle. Sanırım sen sevgilinle aynı samimiyette değilsin. Tabii eğer gerçekten öyle biri varsa. Günaydın. Size de günaydın Sinan Bey. Şarj aletimi bulamıyorum. Siz de unutmuş olabilir miyim? Sizin için zor olmayacaksa bir bakabilir misiniz acaba? Tabii.
Geçen bende kaldığında unuttun sanırım. Ben bakar bulurum, merak etme. Hayret. Hiç itiraz etmediniz. Ben telefonu yüzüme kapatırsınız diye düşünmüştüm. Sen nasılsın? Gecen nasıl geçti? Gecem nasıl mı geçti? Bu nasıl soru, anlamadım. Çok merak ettiyseniz söyleyeyim. Size sinirlenerek geçti. Dün kapıyı yüzüme kapattınız ya. Sabaha kadar kurum kurum kuruldum size. Ne hoş. Hoş mu? Sinan Bey, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Asla. Neyse, ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Görüşürüz canım. Canım mı dedi bana? Yok, dememiştir. Başka bir şey demiştir. Yok canım, bana öyle geldi herhalde. Kulaklarımı mı kassam acaba? Hazır mısın çırak? Bak bugün çok işimiz var ha. Ödemeleri almaya gideceğiz, malzeme bulmaya gideceğiz. Merak etme Melis abi. Ben bütün malzemeleri taşırım. Ay yaşa. Ben de geleceğim. Yardım ederim. Nereye bakalım? Var mı öyle gitmek eşine haber vermeden? O eskidenmiş oğlum. Şimdi herkes birbirini çiğniyor. Hanım beyini, evlat anasını. Dün söyleyecektim. Unuttun mu acaba? Neyse. Şimdi haberin oldu işte. Hadi görüşürüz. Dur bakalım. Gidemezsin. Sevgili eşim. Neden acaba sevgili eşim? Bana lazımsın. Yardım edeceksin dükkanda. Ama Poyraz'cığım, sürekli yan yanayız. Sonra benden sıkılırsın. Sen kendini halletsen olmaz mı işlerini? Olur mu hiç? Daha çiçeğim. Ben senden hayatta sıkılmam. Hadi gidiyoruz. Ama görüşürüz canım. Görüşürüz. En iyisi anneme sevgilim olmadığını itiraf edip bu saçmalığa bir son vermek. O zaman sonsuza dek kurtulamam dilinden. Savcım. Sahte bir kasta ajans dosyası savcım. İçeriği ne? Modellik ve oyunculuk vaatleriyle kızları kandırıp kötü yerlerde çalıştırmak istemişler. Kızların çoğu şikayetçi. Ben müsaadenizle. Kast ajansı. Bana işini doğru yapan bir ajans lazım.
karışıyor bu Sinan Bey. Bir soğuk bir sıcak. Ama ben mesafemi koruyacağım. Efendim Adalet abla. Geldim geldim, merak etme. Şimdi bir çay alacağım kafeden, sonra işe başlayacağım. Sağ ol ablacığım. Ajanstan durumu anlattılar. İlginç bir olaymış. Ben dizi film falan gelsin isterdim ama Ebu'da oyunculuğumu gösterebileceğim bir durum sonuçta. Ondan kabul ettim. Tabii belli kurallarım var. En fazla el ele tutuşabilirim. O kadar da yeterli zaten. Önemli olan annemin sevgili olduğumuza inanması. Ne yapıyorsunuz? Elini tutuyorum sevgilim. Anında role girdim farkındaysan. Şimdiden alışalım. Şu sizi biz de kaldıralım. Yoksa kim inanır sevgili olduğumuza, değil mi? Haklısınız. Haklısın. Sinan Bey'in sevgilisi varmış. Ah ah, içim yanıyor içim. Hatır gönül sayanlar nasıl yapıyorlar bak. Önce ailelerin rızası alınıyor. Sonra istemesiydi, nişanıydı, düğünüydü, kına gecesiydi. Sırasıyla gelenek görenek neyse ona göre hallediyorlar. Bana nasip olmadı bunlar. Şimdi ben ne söyleyeceğim Poyraz'ı soranlara? Nasıl derim gitti haber vermeden evlendi diye? Vallahi haklısın anneciğim. Ne desen haklısın. El alem ne der, eşe, dosta, akrabaya ne deriz diye düşünen yok ki. Neyse. Hadi biz çıkalım. Geç kalacağız yoksa. Aslında annem haklı. Abimle Nana hiçbir şey yaşayamadı ki. Kavga gürültü derken her şeyleri eksik kaldı. Ama böyle kalmak zorunda değil. Sinan Bey maşallah gökdelen gibi adammış. Her katında ayrı bir daire, ayrı bir yaşam. Bir gün insanlardan uzak, bir gün etli tırnak. Ama o kadının yanında bütün duvarlara inmişti. Sevgi kelebeği gibiydi maşallah. Aman ne kadar güzel. Daha önce sevgili rolü yapacak noktalardaydı. Şimdi gerçekten sevgili olmuş. Aman bana ne canım. Allah kadına sabır versin. Aynur abla. Hayırdır, paspasa mı sinirlendin? Yok, nemli olunca bıcık bıcık oluyor da kurusun diye. Anladım. Şuraya limonata koyuyorum, soluklanınca içersin. Sağ ol. Hadi kolay gelsin.
Geldiğimizden beri böyle oturuyorum. Sıkıldım. Ne yapacağım söyle de bir an önce bitsin. Zımpara yapacağız. Hani göster, nereye zımpara alacağız? Kafanı. Sende bir şeyler var. Kafanın içindeki kemikleri dümdüz edeceğiz. Batıp batıp sinirleri bozuyor yoksa. Saçma konuşma. Yok bende bir şey. Var. Dün bir şey olmuş Belik. Her ne olduysa değiştin sen. Annem yengem değil mesele. Benim. Ne desem tersliyorsun. Mesafelisin. Benimle derdini söyleyeceksin şimdi hemen. Demek bilmek istiyorsun. Evet. Var seninle derdim. Söyle. Nedir?